hafta kulak burun boğaz hakkında doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Yusuf Kemal Kemaloğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hazırsak ilk doğru bilinen yanlışımız gelsin. Kulak yıkanırsa alışkanlık yapar. Alışkanlık yapmaz. Çünkü kulak da pek çok başka vücut dış kısmı gibi zaman içinde dökülür. Kendi üzerindeki epitelini, cildimizin üzerindeki epitel nasıl dökülüyorsa o da dökülür. Dış kulak yolunda bulunan yağ bezlerinin salgısıyla karışır ve kir adı verilen halk arasında bir yapı oluşur. Bu dışarıya atılır. Eğer kulağınızı temizletirseniz bu kulağınızdan çıkartılır. Tabii ki yeniden de oluşur. Çıkartmazsanız kulağınızdaki mevcudun üzerine eklenmeye devam eder ve dış kulak yolunuzu tıkar. Denize ya da havuza girdiğinizde ya da bir banyo sırasında su kaçar. Ve bu suyun etkisiyle bu kir şişeceği için enfeksiyon ağrıya neden olacağı gibi işitmenizi de belli oranda bu kirin artması engeller. Kulağı yıkamak yerine çok daha emniyetli temizleme yöntemleri var. Pek çoğumuz, kulak boğaz uzmanı pek çok arkadaşımız artık kulağı yıkayarak değil, aspiratör yardımıyla kibar bir şekilde temizleyerek ve görerek bu işi yapıyor. Kulak pamuklu çubuk ile temizlenmelidir. Kulağınızın dış kısmında dışarıya çıkan ve etraf tarafından görünecek olan kısmı serçe parmağınıza dolayacağınız bir küçük kağıt peçete ya da temiz bir mendille silebilirsiniz veya bir pamukla silebilirsiniz. Ama pamuklu çubukları kullanıp da dış kulak yolunuzun içine bunları sokarsanız çıkarttığınızdan daha çok kiri geriye doğru iteceksiniz. Bu arada da kulağı tahriş etmiş olduğunuz için bir enfeksiyonu başlatmış olacaksınız. Biz pamuklu kulak çubuklarını kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Onun yerine dış kısmı silmeyi parmağınızla, bir serçe parmağınızla temizlemeyi tavsiye ediyoruz. Hastanelerde koronavirüs var. Öyleyse yeni doğan bebeğimi işitme taramasına götürmek için beklemeli ya da ertelemeliyim. Bu son yıllarda, son bir yıl içinde en önemli problemlerimizden birisi haline geldi. Türkiye'de doğuştan işitme kaybı sıklığı fazla, 1000'de 3'ler civarında. Ve siz eğer işitme kaybını doğuştan fark edebilirseniz, bu çocuğu konuşma gelişimi ve dil gelişimi yönünde eğitebilme ve bir an önce erken dil gelişimine kavuşturma şansınız var. Tanrı'nın bize verdiği beynin bu bağlamda işe yaraması 6 aydan itibaren kısıtlanmaya başlanıyor. Eğer siz yeni doğan bebeğinize tarama testi yapıldı, ve hastaneden taburcu olmadan çünkü ilk test yapıldı ve çocuğunuz kaldıysa, bu testte başarısız olduysa, bunu ikinci teste getirmeyi geciktirirseniz, COVID var diye, o zaman çocuğunuzun dil gelişim şansını elinden alıyorsunuz. Her geçen süre, COVID salgınının ne zaman biteceği konusunda uzmanlar değişik görüşler sergileseler bile hiçbir görüş bir yıldan daha erken değil. Öyle olunca siz çocuğunuzu 1 yaşında tarama testine getirdiğinizde maalesef çocuğunuzun benim gibi ya da sizin gibi bir konuşma gelişimi ve dil gelişimi olma şansını elinden alıyorsunuz. Bu hem anayasal bağlamda bir suç hem de bir ailenin çocuğuna yapmaması gereken bir davranış. İşitme cihazı kullanımını mümkün olduğu kadar ertelemeliyim. Beynimizdeki işitmeyi algılayan hücreler eğer kendilerine uyarı gelmezse kendilerini kapatma, söndürme, devre dışı bırakma yeteneğine sahipler ve bu bir daha geri gelmiyor. Siz eğer işitme kaybınızı idare ediyorum diye ertelerseniz taktığınız zaman belki işitme frekanslarınızın bazılarında yüksek ses duyarak daha iyi işittiğinizi düşüneceksiniz ama beyin diyecek ki ben anlamıyorum diyecek. Duyuyorum ama anlamıyorum diyecek. Bunu önlemek için erkenden işitme cihazı kullanmaya başlamak lazım. İşitme kaybınızın rehabilitasyonu, işitme cihazı kullanımını geciktirirseniz Alzheimer'a ve depresyona ve pek çok başka probleme, tabii bunun içinde günlük hayattaki iletişim problemleriniz en başta olmak üzere zemin hazırlar, yol açar. Çocuklardaki kulak ağrılarını hafifletmek için kulağa süt, yağ vesaire maddeleri damlatmak faydalı olacaktır. Çok yanlış. Çünkü kulakta eğer ağrı varsa bu ya bir dış kulak yolu iltihabı ya da bir orta kulak iltihabıdır ya da vücudumuzun başka bir yerinden, boğazdan genelde yayılan bir ağrıdır. Bunun nedeninin araştırılması gerekir. Gelip geçici bir ağrı, belki anlık bir ağrıysa, çok önemli değilse, çocuğu ağlatmıyorsa belki geçiştirilebilir, bir süre için ertelenilebilir. Ama değilse ağrı bir acil semptomdur. Devam eden ve ateş ve başka problemlere beraber olan bir ağrı mutlaka doktora getirilmelidir.
kulak çınlamasının bir tedavisi bulunamamıştır. Bu kulak çınlamalarının büyük bir kısmı işitme kaybıyla beraber ve vaktinde işitme cihazı kullanmamanın da etkisiyle gelişe gelen süreçler. Sorunuzun özü ben bir hap içeyim bir hafta 10 gün ya da bir iğne olayım ve geçsinse çok az çınlama bu şekilde geçiyor. Hastaları daha olumlu bir hayata, en azından çınlamanın çok az sayıda da olsa baş edilemeyecek derecede devam eden çınlamaları baş edilebilir hale getirmeye elbette ki faydamız var. Burun açıcı damlaları her zaman rahatlıkla kullanabiliriz. Sürekli kullanmamanız lazım. Burun açıcı damlaların çoğunun içinde damar büzüştürücü ilaçlar vardır. Bu damlalar alışkanlık yapar. Damar sisteminizi bozar ve siz damlayı kestiğiniz zaman tekrar burnun geri dönüşüm olarak tıkandığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu gibi damlaları kullanmamak, kullanılabilecek, devamlı kullanılabilecek damlalar sadece ve sadece okyanus suyu ya da serum fizyolojik gibi burnu açıcı, temizleyici damlalar ve bir de alerjik nezlesi olanlar için, alerjik nezle için verilen bazı steroidli veya benzeri damlalar olabilir. Bademcik alınmamalıdır, alınırsa faranjit olur. Herhangi bir nedenle gereksiz bir insanda bile istemeden de olsa yapılacak bir bademcik ameliyatından sonra faranjit gelişmez. Faranjit zaten mevcut olan o tekrarlayan bademcik iltihapların bir parçası olarak hastada vardır. Bademciği alırsınız geriye faranjit kalır. Bu nedenle tekrarlayan bademcik iltihaplarında ameliyat kararını vermek oldukça zordur. Hele de erişkinlerde. Çocuklarda biraz daha kolay tekrarlayan bademcik iltihabından dolayı ameliyat kararı veriyoruz. Bu çocuklarda geriye faranjit kalıyor mu? Kalıyor. Ama bu kalan faranjit zaten geçire geldiği faranjitin çok daha hafifli bir tablo olarak kalıyor. Doğru bilinen yanlışlarımız bitti. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Evet, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümle daha sizlerle olacağız. Sakın kaçırmayın.